gidersin trafik. Yersin. Akşam gelirsin trafik. Vatandaş da bize yardımcı oluyor yani. Bunların olmasını istiyorsak bir kere önce gençlere sahip çıkmamız lazım. O potansiyel var burada. Bugünkü gibi uçurum yoktu. Bunları konuştuk işte. Öğlen oturup akşam ittifak açıklamadık ki. Aralara serpiştirdim. Ben bu hale niye geldim? Sevgili dostlar, bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıra milletvekili adayımız, daha doğrusu milletvekili de diyebiliriz aslında. Milletvekili adayımız, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cem Afşar. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Tabii biz yeni tanışıyoruz. Kendisi de zaten aslında Tekirdağ'a gidip geliyor ama yeni tanışıyor. Bugün yolculuğumuz yine Süleymanpaşa'da. Hükümet Caddesi'nde eski yapı kredinin oradan başladık. Yavaş yavaş sağımızı solumuzu kontrol ederek yola giriyoruz efendim Cem Avşar'la birlikte. Evet efendim. Rast gelsin. Kendisiyle tabii sohbet edeceğiz. Öncelikle Tekirdağ'a hoş geldiniz diyelim. Tamam dur. Hoş bulduk abi. Ablalar geçsin. Tamam. Şimdi tabii sizin... Tekirdağ'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi söyleyeyim başlamadan. Evet. Yaya geçidine vatandaş... Burada çok riayet ediyorlar. İnşallah. Burada o kurallar 81 ile de onu bastıra yani. Olmadan önce de söylemedikler önce de insanlar gerçekten kurallara çok uyuyor burada. Tekirdağ gerçekten Tekirdağlı'nın büyük bir kazanımı bu. Hakikaten Avrupalı. Evet, aynen öyle. Şimdi baştan başlayayım. Tabii diğer programlara da gittiniz, katıldınız, herkes bir şeyler sormuştur ama. Hı hı. Bir Cem Avşar ismini duyunca ya Deva Parti kim, nereden, nedir, ne değildir, ya hayırdır denildi. Sonra sizin bir açıklamanıza denk geldim. İşte Yeni Çiftlik'te mi, Ereğli'de mi bir işte yazdığım var, gidip geliyorum. İşte Çerkezköy Çorlu'da işletmem var falan gibi bir şeyler söylediniz. Ve ardından bu da eleştirildi. Aha. Ama tabii her şeyin ilacının zaman olduğu gibi zamanda yavaş yavaş size olan o eleştiriler ufak ufak azaldı. Ve aslında karşımızda naif, böyle kaliteli, ne dediğini, ne konuştuğunu bilen, ne yapmaya çalıştığını bilen birisi çıktı karşımıza. Eyvallah. Eyvallah. Böyle bir profille karşılaştık şu anda. Aha. Şimdi ben de tabii konuklarımı arabaya alıyorum. Yıllarca televizyon stüdyolarında, radyo stüdyolarında program yaptık. Hı hı. Dedik ki en sonda insan yolculukta tanır birbirini. Evet. Ben de misafirlerimi arabaya aldım. Böyle bir konsept yaptık. Uzun yolda. Olsun biz uzun yol gibi, kısa yol gibi. Aynen öyle. Şimdi Cem Avşar kimdir? Bunu bir Cem Avşar'dan dinleyelim. Efendim tabii ki Cem Avşar 1988 doğumlu. Şu anda Deva Partisi'nin biraz önce sizin söz ettiği gibi genel başkan yardımcısı. Bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3. sıra Tekirdağ milletvekili adayı. Biraz açacak olursak, yani özel hayatında Cem Afşar'dan bahsedecek olursak, 4 çocuk babası, iş insanı, ticaretle uğraşıyor. Az önce dediğiniz işte Çorlu'daki fabrika meselesi işte. Hı hı. Biraz bir ucundan gıda var. Geçmişimiz tekstil, babam yüksek tekstil mühendisi. Hı hı. O da Almanya mezunu. Geçmişimiz tekstil, sonrası inşaat, turizm, gıda vesaire, böyle hani girişimci, esnaf, böyle ekmeğini taştan çıkararak başlamış bir ailenin evladıyım. Benim dedem Almanya'ya işçi olarak gitmiş. İşte klasik bizim vatandaşın, evet, Türkiye'deki aynen, hikayesi. Acı hayatlar, efendim, yokluk içerisinde mücadeleler. Ondan acı sonra, vatan Almanya. Acı vatan Almanya. Yokluk içerisinde mücadele. Gidip orada işte biraz çalışarak gurbette durumu toparlama. Daha sonra işte babam gidiyor. Orada üniversite okuyor. Oradan mühendis çıkıyor. Bizim ailenin ilk mühendisi babam. Diğer amcalarımda da var. 8 kardeş onlar. Maşallah. Mühendisler. Kimisi orada kalıyor. Kimisi buraya geliyor işte. Biz de burada doğup büyümüşüz. İstanbul'da. Onun haricinde ticaretle uğraşmışız. Hasbel kader 2006'da ben yurt dışına gittim. Yurt dışında ben de ilk başta Almanya'ya gittim. Berlin'e üniversite öğrencisi olarak. Orada başladık teknik üniversitede işletmeye. Orada 2-3 sene okuduktan sonra bu çift diploma, tek dip, çift okulla tek diploma şeyi vardı.
oluyor. Denkliğin başka bir yöntemi. Mesela Almanca yok, doppel diplom diyorlar. Yani iki üniversitede birden okuyorsun, çift diploma alıyorsun. Oo. Öyle bir şey. O öyle bir model var. Oradan da Cambridge'e geçtik. Orada dersleri saydırarak Cambridge Üniversitesi'ne kabulümü aldım. Orada da işletme üzerine eğitimimizi tamamladık. 2011'de döndüm Türkiye'ye. 2011'de tabii biz o zaman şartlar Türkiye'de daha iyiydi. Kişi başına düşen milli gelir, işte ticaretteki 2011, evet. Olanaklar, fırsatlar. Ben mesela 2006'da gittim, 2011'de döndüm. Döviz kuru neredeyse aynıydı. Aynen doğru. Tabii hiç şaşmadı. Aynen. Böyle çok ufak. Mesela kardeşim de ben de aynı okuldan mezun. Kardeşim de yani ben 2.7'yi de döndüm pound. Kardeşim de benden 2 sene sonra döndü. Pound 3 falandı. Yani öyle istikrarlı bir çok politika izliyordu. O yüzden biz böyle biraz hani bir an önce okulu bitirelim de memleketimize dönüp işte çalışalım, çabalayalım vesaire. Velhasıl kerem döndük. 2012'de evlendim. Evlendikten sonra işte çoluk çocuk iş hayatı derken 2019'a kadar geldik. Bu geldiğim süreçte işte sosyal anlamda ne yaptım? Benim işte Cem Vakfı var biliyorsunuz. Bir sivil toplum kuruluşu. Orada genel başkan yardımcılığı görevim oldu. Iki dönem. Cem Vakfı'nda genel başkan yardımcılığı yapmak da en genç. Hem en genç yönetim kurulu üyesi hem en genç genel başkan yardımcısı. Benim yaşıtım olmamış hiç. Bu da önemli ama. Daha önce. Yani Cem Vakfı ya o zaman o kültür çok da genç, üst tabakada genç istemez değil mi? Yok. Örneği yok zaten. Evet. Size söyleyeyim şimdi. Kaç sene geçmiş? 3 buradan abi. 5, bir de 6 onun gerisine git. Yani 28 yaşında falandım. Maşallah. Şimdi 28-29'lar dedim. Şimdi 36'yım. O da bizim için tabii gurur, onur meselesi oldu. Öyle bir görevde yer almak. Orada işte yapabildiğimizce kendimizden toplum adına bir şeyler, katkılar vermeye çalıştık. Sonrasında işte 2019 senesi geldi. İşte gördüm ki hakikaten ülkede yolunda gitmeyen bazı şeyler var. İşte bunu görüyoruz, şöyle görüyoruz. Evimizden sabah çıkarken, fırına ekmek almaya giderken ya da bir alışveriş yapmaya giderken ya da arabamızla binip bir yere giderken, evimize gelirken, televizyonu açarken hayatımızda bir siyasetin bir baskısı ve kötü gidişin faturası bizim yaşamımıza dokunuyor. Bunu hissediyoruz. Bunu hissettiğimiz yerde ya dedim ki hakikaten bu böyle gitmeyecek herhalde yani bu mesele. Gitmemeli de. Çünkü biz buna alışkın değiliz. Bir de bu ülke böyle yaşamayı ve böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Yani bu hezeyanlara veya böyle tek bir kişinin yaptığı politikalara veya dar bir kadronun diyeyim. Dar bir kadronun hem iç politika hem dış politikalara göre şekillenmeyi hak etmiyor. Daha bizim hedefimiz ne olmalı? İşte orta vadeli, uzun vadeli planlar yapan, öngörülebilir ve dünyada işte 10 yıl önce olduğu gibi itibarlı, istikrarlı bir süreç izleyen bir Türkiye hayalimiz var. Bu doğrultuda siyaset hiç aklımda olmamasına rağmen ama rahatsızlıklarım olmasına rağmen, bu arada bizim ailemizde muhtar bile yok. Evet. Yani onu sizin bir konuşmanıza denk geldim. Böyle söylediniz yani. Aslında bir tarafından bakacak olursak bu dediğiniz, ya yani ailemizde hiç siyasetçi yok, muhtabiri yok dediniz. Yani hep iş odaklı, sanayi odaklı, katma değer kazandırmışsınız bu ülkeye. Böyle bir hizmet etmişsiniz. Ama bir taraftan bu, yani hiç siyaseti düşünmeyen bu kesimi de, bu insanları da bu konjonktür, gelinen nokta siyasetin içine çekti ister istemez. Evet, özellikle son yıllarda. Evet, yani dolayısıyla aslında sizin siyasete girmeniz, sizin gibilerin siyasete girmesi de bu noktada çok önemli bence. Eyvallah. Tabii. Ya, çünkü piyasayı biliyor, ekonomi şartları biliyor. Yani ne olabileceğini, ne yaparsanız ne olabileceğini öngörebiliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla siyasete de, ülkeye de sizin gibilerin yön vermesi gerektiği inancındayım ben. Ben bunu şununla desteklemek istiyorum. Siyasette şöyle bir geçmişte bir algı vardı. Tabii ki bu memleket çok büyük siyasetçiler çıkardı. Tabii. Biz demiyoruz ya bugün biz girene kadar siyaset. Hayır, öyle bir şey yok. Çok iyi siyasetçiler vardı. AK Parti'nin bu 20 senesini de topyekün bir şey gibi değerlendiremeyiz o yüzden. Ama şu vardı. Yani hep böyle siyasete böyle mesela normal işinde gücünde bir aile ya da işinde gücünde insan. Ya oğlum ne işin var siyasette? Aynen. Ya oğlum hep, boş hep, ver. Hep o dönemde. Aman bırak. Evet, ama bunu dersek bizim o zaman sonra siyasetten şikayet etme hakkımız yok. Şimdi orası bak çok önemli. O zaman siyasetten şikayet etmeyeceğiz. Sonra derler ki bize
Ya sen hem diyorsun ki çoluğuna çocuğuna ya da çevrene, ya siyasette ne işiniz var? Siyaset işte şöyle olman lazım, böyle olman lazım. Hem de yönetilen düzenden şikayet ediyorsan o zaman suçlu sensin. Aa, elini taşın altına koyacaksın. Aynen öyle. O yüzden bu süreç biraz Türkiye'nin bu kabuk değişimi süreci gerçekten, bir dakika arkadaş, bizim de siyasetin içinde olmamız lazım. Yoksa burası ehil, liyakatlı kadrolara kalmayacak telaşıyla bu ülkenin işte gençlerinin, tecrübeli isimlerinin, akademisyenlerinin, iş dünyasından gelen taraflarının biraz kolları sıvayıp işe girme zarureti gördüğü bir süreç. O yüzden siyasetin çeşitlenmesi, renklenmesi ve yeni yüzlerin siyasete girmesi zaten sıkı, biliyorsunuz şeyde de, hayatta da böyle. Yani sıkışma olmadan, sorun olmadan çözüm üretilmiyor. Ya aslında bu iktidar bir sorun yarattı. O yüzden bu çözümler üretildi. Ya orası öyle de, sorunu görüp de ya da sorunu öngörüp en azından bir şey yapmak lazımdı. Bu siyaset, bugünkü de geldiğimiz siyaset bunu yapamadı. Doğru. Doğru. Böyle de bir öz eleştirimizi de verelim. Millet olarak. Böyle de kötü de bir huyumuz var. Yani son şeye gelene kadar iş tam kapıya dayanana kadar yumurta evet, tavuk hesabı. Aynen öyle. Yumurta. O öyle de bir şeyimizi verelim. Millet ya. Olarak. Maalesef o bizim şöyle söyleyenler, çalışanlar, çabalayanlar oldu ama öyle bir şey tarzımız var bizim yani. Bu da geliştirmemiz gereken bir taraf. Kolayı seviyoruz galiba değil mi? Yani evet. Biraz da aman bana dokunmasın, daha kolay olsun. Şeye de alıştırıldık mı acaba? Böyle bedava kazanmaya, yani üretmeden kazanmaya. Bunları yaşıyoruz sanki bu son dönemlerde. O bakın, o gerçekten çok şey bir durum. Sıkıntılı, sorunlu bir alan. Ona alıştırdığın zaman köreltiyorsun ülkeyi. Şimdi bu ülkede ama biz hep işte bu sistemin getirmiş olduğu yanlışlardan dem vuruyoruz ya. Bu ülkede biz hep o, bak bir ucu da oraya dokunuyor başkanlık sistemi. Aynen. Çünkü niye? Sosyal yardımlar, efendim gıda yardımı, kömür yardımı, makarna yardımı vatandaşa şunu sorgulattırmıyor. Ya ben bu hale niye geldim? Ya işte sosyal yardımla övünen bir hükümet bak, ortaya çıktı. Bu yani benim işte atıyorum 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon vatandaşı sosyal yardımdan faydalandırıyorum. Övünülecek bir şey değil. Aksine bir başarısızlık. Evet. Övünülecek şey şu. Ben sosyal yardım alan vatandaş sayımı bu rakamlara indirdim. Evet. Buralara indirdim. Ama burada vatandaşın bir suçu yok. Bu tamamen bir politika meselesi. Siz politikanızı buna doğru yönlendirirseniz, sosyal yardım verelim ama vatandaşlar bizi desteklemeye devam etsin diye bir politika yürütürseniz, bakın bu sizin siyasal iktidarınızı belki biraz daha uzatmaları yaşatabilir. Ama bu ülkeye büyük zararı var. Çünkü niye? Burası, bakın bugün geldiğimiz durumda bile Türkiye Cumhuriyeti halen daha, evet G20'den çıktık, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri değiliz ama 21 veya 22'deyiz. Ve halen daha biz Avrupa'nın en büyük kara parçasıyız ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip biziz. Bu ne demek? Üretici bir toplumuz biz. En büyük sermayemiz de bu. Bakın ben bazen diyorum ki işte bu memleketin altını yok, petrolü yok, elması yok, o su yok, bu su yok. Olsaydı, eğer olsaydı belki de bunun olması bizi bu kadar çalışkan bir toplum yapmazdı. Şimdi ama üretim de iyice geriledik. Yani özellikle tarım ekonomisi neredeyse isyan etmeyen yok. Evet. Yani büyüğünden küçüğüne. Diğer taraftan üreten, yani devletin malı olan bir sürü aklıma gelen ilk seka, tekel, aha, gibi satıldı. Ve bunlar o zamanın parasıyla bile neredeyse yok pahasına satıldı. Tekeli biz burada olduğu için biliyoruz. Yani 90'a satılıp 3 ay sonra hiçbir şey yapmayan alan adam hiçbir şey yapmadan direkt 240-250 milyona dolara sattı. Yani çok sıkıntılı bir satış süreçleri de oldu. Durum üretimler de, yani üreten geriledi, yerler de gitti ya yani elimizden. Nasıl olacak bu? Sizin bu tarım politikanız ya da ne bileyim kentleşme politikanız, kentten köye dönüş politikanız. Evet. Yani Deva Partisi burada ne yapacak? Siz ne yapacaksınız? Siz Tekirdağ'da ne yapacaksınız daha sonra? Öncelikle tarımda bizim bir numaralı önceliğimiz şu. Tarımda bu ülke
kendi kendine yetebilme level'ını bir yakalaması lazım. Bak, bizim önce bu ülkede kendi kendine, yani bu niye gerekli biliyor musunuz? Bu bir milli güvenlik meselesi çünkü. Aynen. Bu her türlü sorunlu, Allah korusun, savaş durumu, kıtlık durumu, afet durumu, hastalık durumu, bakın yaşadık. Evet. Biz ne yaptık? İthal ettik. Ya ne yazık. Ukrayna'dan ya. İşte biz bu durumlara karşı, biz kapıları kapatsak da diyeceğiz, ey 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, biz kapıları kapatsak da biz karnımız aç kalmadı. Ah, aynen. Bitti. Ön stratejik olarak bir numaralı öncemiz bu. Zaten bizim bu 20-30 yıl önce ya da 40 yıl önce böyle değil miydik ya? Doğru. Kapılarımızı kapatsak hiçbir perdemiz aç kalmazdı. Kesinlikle. Hem de çok bol bol yerdi. Yani aman şunu kısalım, akşama da yesin derdimiz olmazdı. Böyle de bir zengin topraklarımız var. Yani bizim burada şunu sağlayacağız. Önce hani olur ya, bir yedek akçe kefen parası. İşte bu tarımda kendi kendine yetebilme bu. Aynen, aynen. Bu memleketin yedek akçesi kefen parası, Allah korusun. İşte Covid hepimiz hatırlıyoruz ya. Ya ne yazık ki. İthal ettik ya. Bu Trakya'nın güzelim şeyini, arpa buğdayını ithalat yaptık. Zaten yok. Yani bu ayıp da bize yeter aslında. Yani aynen öyle. Ve şu, biz önce bunu sağlayacağız. Bunu sağladık mı? Ondan sonra gelelim abi biz tarım ihracatını arttırmaya. Yapıyor Antalya. Seracılık çok ileride. Burada da sera denemeleri var. Trakya'da, Tekirdağ'da da sera denemeleri var. Ama ne var bu Tekirdağ'da? Tarımla alakalı bir sorunumuz su. 50 metreden çıkan su şu anda 340, 350, 400'e evet. Doğru gidiyor. Yani o da obruklara sebep olur. Allah muhafaza. Tabii Konya'nın durumu ortada. Aynen. Bu şimdi tabii ki burada bir de şu var. Aslında konu konuyu, problem problemi tetikliyor. Evet. Yani sanayileşme konusunda da geçmiş yıllarda Trakya çok iyi bir sınav vermedi. Evet. O nedenle böyle de bir şey de karşımızda bir fecaat var. Yani düzensiz bir sanayi, bir dönem bir işte ıslah OSB falan denildi ama yani yok, olmadı. Yani burada sanayici de dertli. Ya diyor ki bana diyor enerji konusunda diyor devletim destek olsun. Hı hı. Ben diyor arıtmamı çalıştırayım. Yani Ergene'yi kirletmeyelim burada. Tamam, evet. Yani şimdi enerji maliyetinden dolayı sıkıntı. İşte zaman bir ara ıslah OSB'ler yapıldı. İşte ortak arıtma tesisleri falan filan. O da çok şu anda görüyoruz. İşte hala aynı pislik devam ediyor. Doğru. Bu konuda siz, işte sizden nasıl yani sanayici gelse size dese ki bana enerjiyi ucuz ver. Hı hı. Ben de arıtmamı çalıştırayım. Temiz enerji yapalım. Hı hı. Dese bununla ilgili çalışmanız... Bakın bu şöyle. Şimdi mesela şöyle anlatayım. Şimdi bunu şunu bir adını koyalım. İşte üç havzada değerlendireceğiz. Tekirdağ üzerinde. Aslında Türkiye genelinde de aynı. Bir burada bir sanayi ve üretim havzamız var. Çerkezköy, Ergene, Çorlu, Kapaklı. İki, çok ciddi boyutta bir tarım havzamız var. Hayvancılık da bunun beraberinde getiriyor. Üç, bir de bizim Tekirdağ'ımızın bir sahil şeridi var ve yani turizm var. Ve burada yazlıkçılık hakim. Onların da getirdiği başka sorunlar var. Yazın nüfus artması vesaire vesaire. Şimdi burada tarımda ne dedik? Tarımda bir kere buranın sorunlarını siz de söylediniz, biz de söyledik. Kendi kendine yetebilen, artı ondan sonraki aşamalarda ürün çeşitliğini arttıracak bir anlayış lazım. Şimdi sanayi ve üretimle alakalı, şimdi makro görüntüde bakarsanız, yani ulusal çerçevede bakarsanız, devlet neye bakar? Der ki ben Tekirdağ'da benim ilk 500'de şu kadar şirketim var, bu kadar vergi topluyorum, Tekirdağ'a gidiyor. Ya mikro düzeyde bakarsak, yani yerel düzeyde bakarsak ne deriz? Burada ucuz iş gücüyle katma değeri düşük üretim yapılıyor. İşte tekstil, petrokimya, özür dilerim, tekstil, kimya, demir, çelik. 3, bu bir hava ve çevre kirliliğine sebep oluyor. 4, insanların hala arıtmayla alakalı bu kirlilik sürecinde ciddi problemleri var. 5, sanayi çalışanı, binlerce vatandaş çalıştığının karşılığını alabiliyor mu? Veya oradan yaptığı, o bölgede yaşayan insanların, Tekirdağ'da yaşayan, sanayinin sıkıntısını, sorununu çeken insanların sosyal hayatına iyilik olarak bu artı olarak yansıyor mu? Yani çevresine, çocuğunu götürdüğü parka, işte efendim gittiği okula vesaire vesaire. Yani çektiği sıkıntının
Bu orası çünkü sanayi şehri demek, o şehir sorun çekecek demek. Ya şimdi yani Tekirdağ gezdiniz zaten, Çorlu'ya, Muratlı tarafındaki o kokuyu da hissetmişsinizdir keskin. Bakın koku, çevre kirliliği, evet bakın şu da var. Ha, bunun karşına bakacağız. Şimdi bu iki dengeyi göz önüne alacağız. İki dengeyi niye altını çiziyorum? Çünkü birisi bu ülkeye vergi geliri ve sanayi kuruluşlarının büyümesi önemli bir şey. Ama dolayısıyla tabii ki de bütün büyümelerin yarattığı sorunlar var. Şimdi bu sorunu tek başına, bu yaratılan sorunları yerel yönetimin sırtına bırakırsanız çözemezsiniz. Bütçesi yetmez, insan kaynağı yetmez, iş gücü yetmez, teknolojisi yetmez. Yetmezlerle dolu bir silsile. Burada ne yapmak lazım? Burada tamam abi, biz buradan bu kadar gelir mi elde ediyoruz? Burada bu kadar sanayi mi var? Daha gelişmesini istiyor muyuz? Daha işte İstanbul'u da mı taşımayla alakalı problemlerimiz var? Bunu mu tartışacağız? Burada demek ki bizim kalıcı bir çözümler üretmemiz lazım. Burada işte gidiyoruz, ticaret odasına gidiyoruz, ayrı hikayede kendi perspektifinden şikayetler. Sanayiciye gidiyoruz, şikayetler. Fabrika çalışanına gidiyorsunuz, şikayetler. Efendim şeye gidiyorsunuz, o çevrede yaşayan insanlara gidiyorsunuz, şikayetler. Burada bu tarafların hepsinin şikayetleri önemli, kıymetli. Evet, o üretecek, para kazanacak. Diğeri de o üretip para kazandığı takdirde iyi şartlarda yaşayacak. Ama bunun için ne lazım? Bunun için ciddi, belirli kurallar lazım. Şimdi bizim bir bakanlığımız var. İsmini biliyorsunuz. Adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Şimdi bu iklim değişikliği lafını en oraya... En son adı. Ama en son da oraya hani yeşillik olsun diye konmadı. Bu niye kondu? Avrupa Birliği müzakerelerinde artık yeşil mutabakat var. Artık iklim değişikliğine uyumlu sanayi kuruluşları var. Artık çevre ve hava kirliliği var. Artık senin fabrikalarından bu yasalara uygun ürün çıkmazsa ihracatını Avrupa'ya yapamaman var. Bu da ne demek biliyor musunuz? Türkiye sanayisinin ortadan kesilmesi. Çünkü işte bizim en büyük ihracatımız oraya. Bakın gördünüz, geldik mi ne kadar kritik bir noktaya? Yani o yüzden bizim bu dengeyi gütmemiz, çevre kirliliğine, hava kirliliğine, orada yaşadığımız sosyal çevreye, bu fabrikaların zarar yerine katkı verici bir sürece götürmemiz bizim yaptığımız ihracata kadar etkili. Yani şöyle, biz aslında bunların önlemini baştan alsak 10 numara iş olacak ama aynen öyle. İlle az önce yumurta tavuk hikayesi gibi almıyoruz sizin ürününüzü diyecekler. Hadi evet, bakın işinize. O zaman ay ne yaptık? Şunu yapalım, bunu yapalım ve inanılmaz zaman kaybı, ekonomik kayıp, yani çok yerlere gidiyor. Okay. Bunu yapsak ya şimdi ben. Ya da önlemin alarak gitsek ya. Evet, şimdi bu, evet, bu mesela şöyle bir durum. Bizim konsantrasyonumuz şu. Mesela şeye de gittiğimiz zaman, hemen bu taraftan, diğer tarım tarafından bir örnek vereceğim. İşte ÖTV'ye indirim, indirimli mazot vesaire vesaire, yem desteği vesaire vesaire, bakın. Bunlar, ya da işte biz fabrikaları şunu yapacağız, o arıtmayı bitireceğiz vesaire. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunların hepsi bataklığa bir kova tuz dökmek. Bu sorunların bitmesi için bataklığı kurutmanız lazım. Yani tarım için girdi maliyetlerini düşürmeniz lazım. Ya da sanayi için sanayicinin kural çerçevesini baştan koymanız lazım ve sanayiciden bu süreç içerisinde maddi imkanlar kısıtlı geliyor diye ek şurayı da sen yap, burayı da sen yap diye yarım yamalak bir şey istememeniz lazım. Tabii bir de şu var. Neye önlem alınacaksa, ne geliştirecekse o sektörün sahipleriyle hareket etmek lazım. Tabii ki de ya. Tabii ki de. Siz o belki de buydu da bunu yapmadığı için evet, sıkıntı burada ya. Siz o sektörle, ben hep şunu örnek verdim. Çorlu'ya gidin, Çorlu'daki okul sorunu çok büyük bir sorun. Çorlu'ya gidin, Çorlu'daki işte bu hava kirliliği durumu çok büyük bir sorun. Ya okul sorununu, okullar bölgesinin yerini burayla istişare etmeden, aynı masaya oturmadan, bakın hem Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile hem Çorlu Belediyesi ile oturup bu ülkenin hem yerel yöneticileri hem sivil toplum paydaşlarıyla konuşup tartışmadan yapamazsınız. Yaparsanız işte böyle olur. Sabah gidersin trafik. Evet. Akşam gelirsin trafik. Anladınız mı? Yani olmaz. Ben buradan, aslında çok güzel. Sabah trafik, akşam trafik. Akşam trafik. Şimdi buradan öte tarafa benim dediğim olacak diye diretirseniz orada bir şey düzeltemezsiniz. O yüzden diyoruz, biz diyoruz ki yerelle merkezin işbirliği çok çok önemli. Ama nasıl önemli? Kararlarda da önemli. Birbirine bağlı ve ortak
metinler altına imzalar atacak ki ben de sorumlu olayım, sen de sorumlu ol abi. Bir de sorumluluğu paylaşmaktan niye korkuyoruz ki? Evet. Niye bir kişinin sorumluluk alması kadar ağır bir yük var mı? Çok ağır ya. Sırta. Bir kişiyle olacak. Paylaşalım işte sorumluluğu ama istişareyle birbirimizi ikna edelim. Ben okul bölgesi oradaysa niye beni ikna edin? Ben de gerekçelerimi söyleyeyim. Ortada buluşuyoruz. Ya hiç bir arada duramaz denilen partiler bu ülkeye hem sistem değişikliğiyle alakalı hem politika metinleriyle 2200 maddede ortakta buluşuyor. Ya iktidar olsanız bile anlaşamayacağınız, uzlaşma sağlanmayacak iddiasında olanlar var hala. Aynen işte. Yani çürük bir iddia. Niye? Olmuş işte. Dediler ya saatlerce ne oturuldu, konuşuldu, ne yaptınız? Bunları konuştuk işte. Öğlen oturup akşam ittifak açıklamadık ki. Ortaya çıkınca da evet biraz şaşırdılar ya, tabii. Yani o da var tabii yani. Tabii ki işte o birikim, o enerji, iş yapmak ama bunu gerektiriyor. Ama kolay da değil. 6 tane farklı partinin bir araya gelip tabii yani tabii ortaya bir şey döküp de yani birbiriyle arasındaki o hassasiyetleri dengeleyip uzlaşmaları falan hem kolay değil. Yani bu konuda biraz da aslında tebriği de hak ediyorsunuz yani. Bakın gerçekten hiç bu süreçler kolay olmadı. Hakikaten 6 partinin farklı parti programları var. İşte farklı ideolojileri var. Biz mesela Deva Partisi, biz kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Biz diyoruz ki biz merkez ana akım bir partiyiz. Yani bizim içimizde bütün ideolojiler var. İşte milliyetçiler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar, sağcılar, solcular ama bizi birleştiren bir şey var diyoruz. Hepimizin demokrat kimliği var. Yani milliyetçi demokrat. İyi Parti de aslında böyle bir şey. Onların İyi Partinin de öyle bir iddiası var. Evet, İyi Parti'nin de bir çıkışı. İyi Parti'nin de öyle bir çıkış iddiası var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi zaten Türkiye'nin kurucu partisi. Orada bambaşka bir kültür, bambaşka dengeler var. Demokrat Parti deseniz zaten o da köklü bir parti. Saadet Partisi Milli Görüş devamı. Ya. Yani baktığınız zaman aslında masa içerisinde Türkiye'nin bütün tarafları temsil ediliyor. Ya bir de o da doğru. O var ya, zenginlik bu. Ve bütün Türkiye'nin bütün taraflarını temsil eden 6 parti birçok memleket meselesiyle ilgili birçok keskin noktada da uzlaşmış durumda. Parlamenter sisteme geçip aslında barajın %3 falan olsa daha da güzel olmaz. O var. Ortak metin yani, var. Tabii, yani tabii. Çok tatlı olur. Var. Ortak mutabakat metnini onu koyduk. Yok efendim, uzlaşıda doğru karar çıkmaz. Ya niye çıkmasın? Niye çıkmasın ya? Böyle bir şey var mı ya? Dünya bakın. Biz hani hep o yüzden vatandaşa biz çok böyle tabii aklımıza geldikçe anlatıyoruz ama şimdi NATO var, tamam mı? NATO bilmem kaç tane ülke. İşte dünya ile alakalı birçok evet sorunlar oluyor, geliyor. Herkes orada, bakın bırak artık aynı ülkedeki partilerden bahsetmiyorum. Farklı devletlerin temsilcileri orada. Hepsi birbirini ikna ediyor ve karar evet çıkarıyorlar. Evet, evet. Tek bir kişi itiraz etse bile ki bunu son gördünüz. Evet. Gördük, yaşadık hepimiz. Bakın yani NATO'nun şeyinde denilmemiş. İşte çoğunluğa göre, bir fazlasına göre ya da %30'a 40'a göre dememiş. Nitelikli çoğunluk falan yok. Bir kişi itiraz etmeyecek diyor. Evet, bu ne demek? Tam mutabakat. Evet, o da önemli ama. Çok önemli. Bizim altılı masa çalışma sistemi de öyle. Tam mutabakat. Ya işte bir ara bir arıza çıkarttı. Ya olabilir. Ulan bunlar da olacak zaten. Yol, tabii ki ya. Biz demiyoruz ki yolda çukur yok. Yolda hendek yok. Bu yol, bakın kaç yarım saatten beri araba kullanıyorsunuz. Birçok çukura girdik, tümsekten geçtik. Evet. Işıkta durduk, kalktık, evet, bekledik, evet, hızlandık. Doğru. Yavaşladık. Ya doğru. Hayat bu. Siyaset de bu. Ve böyle gerçekçi. Öbür türlü ne oluruz biliyor musun? Kuzey Kore gibi vatandaşlarına böyle hayal satan ama dünya ile alakası olmayan, diyorlar ya işte Brezilya'yı 6-0 Kuzey Kore yendi. Tamam. Vatandaşlarına yalan söylüyor ya artık. Çünkü onlar dünyadan ve gerçeklikten kopmuşlar. Öyle bir ülke oluruz. Sevgili dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıra Tekirdağ Milletvekili adayımız Cem Avşar'la birlikteyiz. Gayet de güzel anlatıyor. Çok da kesmek istemiyoruz. Sohbetimiz de güzel gidiyor. Çarşı merkezinden başladık, Hükümet Caddesi'nden, çevre yolundan, Namık Kemal Üniversitesi'ne oradan döndük. Ve alt yoldan, Malkara yolundan devam ediyoruz 100. yıla. Oradan tekrar çevre yoluna girip hemen Murat Caddesi istikametinden Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı en son o yola gireceğiz ve oradan da
efendim halı saha maçı varmış Cem Bey'in. Ona yetişti. Gençlere söz verdik ya. Evet. Ama bu da güzel ya. Bu da güzel. Evet, evet. Ne zamandır oyalıyoruz, bugün yakaladılar. Bu şimdi Tekirdağ geldiniz biraz tabii ki seçim nedeniyle. Daha çok geziyorsunuz, daha çok yerine gittiniz. Daha yani belki de aklınızın ucundan geçmeyen yerlere gittiniz. Teşkilatın sizi götürdü. Neler gördünüz? Tekirdağ size ne gösterdi? Yani tablonuz ne? Ya burası biraz aslında bir dışarıdan göz gibi de yani burayı şimdi analiz ettiniz. İhtiyaçlarına belki daha iyi anladınız. Evet, burası gerçekten çok kozmopolit bir şehir. Tam anlamıyla bir büyük şehir Tekirdağ. Hem coğrafi dizilimi öyle. Çok geniş bir şeye sahip. Coğrafyaya sahip. Hem kültürel olarak da o zenginliği sahada gezdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Bu yüzden çok farklı ve zengin fikirler var. İşte bugün gidiyorsunuz Çorlu'ya, oturuyorsunuz. İşte sanayi odasına, ticaret odasına, Çerkezköy'e gidiyorsunuz. İşte bambaşka Türkiye'nin en büyük şeyleri orada. Sanayi kuruluşları, istihdam yaratan firmalar orada. Onlarla görüşüyorsunuz, bambaşka bir şey. Malkara'nın köylerine gidiyorsunuz, Şarkköy'ün köylerine gidiyorsunuz, Muratlı'nın Saray'ın köylerine gidiyorsunuz. Tarımla alakalı gerçekten ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci nesil vatandaşlar. O ne demek biliyor musunuz? Bu hepsi bir zenginlik aslında, birikim. Tamam. Teknolojinin bilmediği birçok sıkıntıyı, sorunu oradan öğrenebilirsiniz. Az önce hani siz o gübre solucan hikayesini anlattınız ya. Aynen. Yani deneme yanılma ile, çok affedersiniz, eşekten düşerek öğrenmiş bazı şeyleri vatandaş tarımla alakalı. Ve benim hayat tarzımda da öyle. Öyle öğrenirsen unutmaz. Kendini geliştirirsin. Dolayısıyla Tekirdağ'ın bu zenginliğinden biz de faydalanıyoruz. Daha da faydalanacağız ve şöyle bir hava var burada. Zaten burası ekonomiye katkı açısından Türkiye'nin en büyük 7. şehri. O yüzden yolun bir kısmına değil, büyük bir kısmına zaten gelmiş. Buradan sonra burayı getirmek gereken seviye Tekirdağ bir, hakikaten bu Avrupa ile alakalı bir lojistik köprü olarak burayı bir nokta önemli olarak, bir nokta oldu Tekirdağ'da yani. Çok önemli bir Karadeniz nokta hava olarak belirlemek. İki, buranın bu büyüklüğünü sosyal anlamda da dengelemek. Hani diyoruz ya, 7. ekonomiye büyük katkısı var. O sosyal mutluluk ve refah seviyesini de o seviyelere getirip inşallah ilk 5'e sokmak. O potansiyel var burada. Çünkü çalışkan bir toplum, renkli bir toplum. Çok geniş, Türkiye'nin dört bir yanından burada vatandaşların yerleştiği çok zengin bir kültür. O yüzden bunu enerjiye döndürmek de çalışmayla çok rahat olacaktır. Yani. Siyasi hava şu. Siyasi havada da şunu ben seziyorum. Tekirdağ gerçekten siyaseti iyi okuyor. Ve bazı şeyleri de, bazen biz bir esnafa giriyoruz. Biz esnafa girmeden zaten esnaf diyor ki yani tamam biliyoruz. Şu bize bir iki adres veriyor. Gidin onlara gidin diyor. Biz de eyvallah, hemen çıkıp onlara gidiyoruz. Yani o yüzden daha gözünün ferinden anlıyor karşı tarafı. O da bizim işimizi biraz kolaylaştırıyor tabii. Çünkü bir de dar zaman hedef odaklı çalışıyoruz. Dar zaman o da aslında zaman kazandırıyor, güzel tabii, bir tabii, şey. Tabii tabii. Yani. Hedef odaklı çalışıyoruz şey sayesinde. Vatandaş da bize yardımcı oluyor yani. Sizin şeyiniz nasıl olacak? Önceliğiniz Tekirdağ için. Yani görünen şu ki, yani geçmiş siyasi tabloya bakarsak 3. sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. sıra bir vekilin çıkmaması biraz mucize olur. Hı-hı. Öyle görünüyor. Ki daha farklı rakamlar konuşuluyor bununla ilgili. Hı hı. Şimdi siz bir vekil olarak yemininizi ettikten sonra, tabii Cumhurbaşkanı kim olur onu bilemem. Hı hı. Ama kimin olacağına göre de belki de kendinizi ona göre ayarlayacaksınız. Tekirdağ hangi sorununu öncelikle gündeme getirip de çözüm arayışı içerisine gireceksiniz? Tabii önce şunu söyleyeyim. Tam 7 gün sonra bu vakitler bütün her şey bitmiş olur. İnşallah bu memleketin 13. Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Dolayısıyla biz iktidar olduktan sonra direkt önümüzde bir büyük Türkiye'nin büyük sorunları var. Onların zaten çözülme kavuşmasıyla, hani hep
son bir haftadan beri de bu ekonomik kadro beklentileri var ya. Aha. Bu ekonomik kadroların bir an önce göreve başlaması ve öncelikle bu kalkınmanın ve toparlanmanın oluşma süreciyle zaten rahat bir Türkiye'de bir güven havası yayılacak. Güven havası yayıldıktan sonra bütün geri kalan sorunlar tek tek çözülür. Ama bizim önce güven havası. Güven havası çünkü şuna yarıyor. Güven havasını ülkeye yaydığınız zaman artık vatandaş yatırım yapmadığı, işte kur korumalı gibi insanları çalışmamaya, faiz yemeye alıştıran materyallerden vazgeçip diyor ki bu memleket yine bir ekonomik toparlanma sürecinde ben iş yapayım. Evet. Yatırım yapayım, üretim yapayım diyecek. O bir mutluluk getirecek. Öbür tarafta çiftçi diyecek ki ben artık bir yılımı planlayabiliyorum. Ben bir yılımı planlayabildiğim için bu sene şunu ekerim, bu kadar hasat kaldırırım, buna satarım. Ertesi yılda 3-4 yıllık planımı yaparım gibi bak. Bir güvenle aslında memleketteki sorunların yarısından fazlasını belki çözüyorsunuz otomatikman. He, geriye ne kalıyor? Bizim daha sosyal hayatımızı ve ülkemizi büyütecek, daha rahatlatacak çözümler. İşte bunun için biraz önce dedik. Ne dedik? Tarımla alakalı yapılması gerekenler. Tekirdağ üzerinde. Sanayiyle alakalı, çevreyle alakalı yapılması gerekenler. Ve bu liman kenti oluşunun burasının ve turizmi canlandırmakla alakalı yapılması gerekenler. Motivasyon şu. Buradaki vatandaşın milli gelirini, hane başı düşen ekonomik refah seviyesini arttırmak, vatandaşı üretime yönlendirmek, üretime teşvik etmek, üretmek gençlerinde gelecek kaygısı olmadığı bir ülke yaratmak. Gençlerin biz tekrardan istiyoruz ki rahatça üniversitelerini okudu, yaz mı geldi? Desin ki ben gideyim şurada bir dil öğreneyim. Ben desin gideyim de şurada work and travel programları var. Gideyim Avrupa'da ya da Afrika'da ya da Asya'da bir yerde çalışayım. İşte biraz Çince öğreneyim. Biraz İngilizce öğreneyim. Ondan sonra aslında geleyim. Gençler çok istiyor bunu. Çok istiyorlar. İstemez olurlar mı ya? Bakın biz mesela ben kendi jenerasyonum için konuşayım. Biz bunu yaparken zorlanmıyorduk. Biz bunu yapmıyorduk. Bize mesela ben üniversite okurken işte evimiz biraz harçlık gönderiyordu. Biz orada çalışıyorduk. Onların gönderdiğinden daha fazla para kazanıyorduk. Ama şu yoktu. Bugünkü gibi uçurum yoktu. Bugün bir gencimiz bizim gitse 21,5 lira 1 euro. 21,5 lira. Aile ona ayda sana 500 euro göndereyim üniversite okurken sen orada dese, bakın hiçbir kira mira faturasını çıkın, 500 euro bir öğrenci için Avrupa'da açlık sınırıdır. Ama burada ettiği para 11 bin lira bakın. Ya. 11 bin lira. Nasıl yapacaksın ki? O imkanı elinden aldılar gençler. Bizim önce zaten bu ülkenin, hep konuşuyoruz ya, tarım yine ayaklanacak, olacak, olacak. Bunların olmasını istiyorsak bir kere önce gençlere sahip çıkmamız lazım. Evet, aslında işin formülü biraz da üretimine. Üretimden başkası yalan gibi geliyor. Yani üreteceğiz. Bir de, ama bir de şöyle kendi şöyle markamızı oluşturmamız lazım. Heh, oraya geleceğim. Birçok alanda. Tamam. Yani. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi 2023 yılına geldiğimizde dünyaya bakalım. Bir modelleri inceleyelim. Şimdi Almanya bugün dünya sanayi, ağır sanayinin dinamosu. İşte yıllık rekor üzerine rekor açıklayan bu krizlere rağmen milyar dolarlık sanayi ihracatları var. Ama neden şikayetçi biliyor musunuz? Diyor ki ya ben bütün arabalar bende. Bütün demir çelik makina sanayisi bende. Tek başıma Çin'le dünyaya makine satmada yarışıyorum. Ama diyor Amerikalı bir teknoloji şirketi bir çip çıkarıyor. Ya. Bir teknoloji üretiyor. Benim ciromu yakalıyor. Veya geçiyor. Ben diyor bu işte yaya kaldı. Şimdi biz demek ne üretim? Biz dünyanın üreteceğiz ama dünyanın Sri Lanka'sı, dünyanın Pakistan'ı da olmayacağız. Yani karın tokluğuna da öyle sadece el işçiliği üretmiyor. Biz katma değerli ürün üreteceğiz. Biz teknoloji üreteceğiz. Biz mühendislik üreteceğiz. Ama onun yanında tabii ki de işte burası bir tekstil kent ülkesi. Tabii ki de burası plastik ham maddede Sayın Kılıçdaroğlu geçen açıkladı. Bizim plastik ham maddesinde yani işte işi bilen yakın ilgilenenler bilir. Petkim'in sattığı ham maddelerde, petrokimya ürünlerinde biz %60-70 ithalata bağımlıyız. Dışarıdan geliyor. Ama bizim bunu içerimizde üretme gibi bir şeyimiz var. Niye? Çünkü petrokimya dediğimiz sektör şöyle bir sektör. 1'e üretiyorsun, 10'a satıyorsun. 15'e satıyorsun.
Kimya var çünkü işin içinde. O yüzden bizim hem bu üretime, hem katma değerli üretime, hem teknoloji üretimine ve girişimciliğe, gençlerde girişimcilik de popüler biliyorsunuz. Fakat kaynak bulamadıkları için... Ya gençler nasıl girişimci olsun işte, şimdi bu kaynak bulamadıkları için yapamıyorlar. Bu kaynak da en önemli kaynak şu. Üretimde, istihdamda, sanayileşmede veya teknoloji üretiminde en iyi kaynak şudur. Ucuz krediye ulaşım. Şimdi bugün bizim kendi iş yapan, çalışan, belli bir cirolara sahip şirketlerimizin bile krediye ulaşımında zorlandığını görüyoruz. Bunun sebebi ne? Zaten bankalar kapattı kredileri. Boş. Yani boş çünkü kasa boş kasa. Kasa boş olduğu için. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 69 milyar dolar. Onlar diyor ki biz artıdayız. Biz hesabı şöyle anlatıyoruz. Herkesin anlayacağı gibi. Diyoruz ki cebinizde bir kredi kartı var. Bu kredi kartının 200 bin lira limiti var. O 200 bin lira size ait değil. Ya. Onu harcadığınız zaman onu ödemek zorundasınız. Düş onu eksi 69 milyar dolar. Evet, doğru. Çok. Son yılların değil belki son 20-30 yılın rekoru. Şu an kasa ekside. Kasa bu haldeyken, eksideyken kime neyin kredisini vereceksiniz ki? Esnafa bile kooperatif biliyorsunuz 300 bin verdi. Sonra 500 bin yaptı. Böyle parça parça aman diyor seçime kadar beni götürsün. Böyle bir algı var. O yüzden biz ucuz sermayeye, ucuz krediye, vatandaşımızın iş üretebileceği, yatırım yapabileceği ve kendine istihdam yaratabileceği ucuz sermayeyle, ucuz krediyle vatandaşımızı buluşturduktan sonra tekrar bir üretim ve teknoloji ülkesi olma yönünde çok büyük, çok hedeflerimiz var. Peki bu ne kadar sizin öngörünüz, kaç yıl sürecek bu? Şöyle yani söyleyeyim size, ekonomik düzelme 2 yıl içerisinde, o zaten genel başkanımızın lafı, enflasyon tek hane. Bu seçim, bu o kadar güvenle alakalı bir şey ki, bu seçim değiştiği anda, bakın, çan eğrisi böyle aşağıya, aha, güven oldu mu hemen yavaş yavaş başlar yukarı çıkmaya. Böyle çıkmaz, doğru, dik çıkmaz. Ama o yatay düzey artık yukarı doğru çıkmaya başlar. Çünkü belki bizim ülkemiz çok krizler yaşadı bugüne kadar. Ama hiçbir kriz bu kadar uzun sürmedi. Çünkü çok uzun süredir bu ülke ekonomik bir bunalımın ve krizin içerisinde. O yüzden toparlanma da kolay olacak. Çünkü sermaye ve üretimde olacak, bu ülkede kalacak, katma değerli üretim yapılacak para zaten Türkiye gibi bir coğrafya arıyor. Nedir özelliği? Burası bir köprü. Biz burası dünya haritasınızı önünüze alın. En ortasına koyun, dünyanın ortası Türkiye biliyor musunuz? Biz dünyanın tam ortasındayız. Bizim işte, aslında bu biraz da ya tam coğrafya olarak da bulunduğumuz yerle de bölgeyle de alakalı biraz yaşadığımız sıkıntı. Doğru. Yani üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanla çevrili bir memleket. Hep öyle olmuş tarihte. Evet, tarih öyle olmuş. Ama biz bununla baş etmişiz. Çünkü niye? Buralıyız çünkü. Bu bir de şu var. Bu bizi güçlü kılmış bu mücadele. Tabii canım. Bizim zaten işte milliyetçi ve ülke devlet hassasiyetlerimizin altında yatan temel sorun bu. Ödenen bedeller. Yedi düvelle mücadele etmişiz. Aynen. Çünkü biz bu ülke şey değil yani. Ve çok yakın tarih. 100 yıl. Bir cumhuriyet için bir bebek aslında. Evet, doğru. Bir ülke için bir bebek yani. Bir cumhuriyet. Aslında 100 yıllık tarihe bakarsanız çok az bir yaş. Ama ödenen bedeller, verilen kayıplar, evet, çok yakın. O yüzden de biz aman diyoruz, gözümüz gibi bakıyoruz. O yüzden bizim o yönümüzde istismara çok açık. Art niyetli bir söylemler geliştirdiğiniz zaman hemen vatandaşın aklına onu düşürüp o yönden istismar edebiliyorsunuz. Ama şunu söylemekte fayda var. Hiç kimse o konuyla alakalı en ufak bir şeyde bulunmasın. Bizim Millet İttifakı'nın, Deva Partisi'nin gerçekten milliyetçilik anlayışı, bu ülkenin sözde milliyetçiliği değil, bu ülkenin gerçekten uluslararası alanda da en iyi sıralara taşımak olması lazım. En iyi şekilde temsil etmek olması lazım. Halk kararını verdi mi sizce? Bence halk kararını verdi. Bence halk kararını verdi. Bu açık seçikte artık sokakta da görüyoruz bunu, pazarda da görüyoruz, vatandaşta da görüyoruz. Karşı tarafın dilindeki kibirden ve kutuplaştırmadan da bunu seziyoruz biz. Yoksa bu kadar tedirgin olmaz karşı taraf. Ama biz ne diyoruz? Sükunet, zaman, sandık,
milli irade. Bu memleketin başka kurtuluşu yok. Kimse çıkışları da başka yerlerde aramasın. Geliyor gelmekte olan. Yani ne olursa olsun o 14'ü gelecek. Vatandaş gidecek orada 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işte 60 milyon seçmenimiz var. 60 milyon seçmen gelecek oyunu kullanacak. Sandıktan ne çıkarsa da herkes kabul edecek. Cem Avşar Ankara'ya gittiğinde Tekirdağ'ı unutacak mı? Cem Avşar Tekirdağ değil, Cem Avşar hiçbir yeri unutmaz ya. Yok. Öyle bir şey çok geliyor tabii. Kaygı o evet. Şey sağdan. Onu da çok... Tabii ben... Cem Avşar'ın sürekli burada olmasını da istemeyiz. Yani biz Ankara'ya gönderiyoruz. Evet. Onu ben şöyle bir örnekle anlatıyorum. İki ayak buradaysa sıkıntı, iki ayak Ankara'daysa sıkıntı. Evet. Bir ayak burada olacak. Buradaki gelişmeleri, sorunları, buradaki gidişatı takip edecek. Bir ayak da Ankara'da olacak. Hem Türkiye'nin meselelerini hem buranın sorunlarını çözüm ve problem giderici eylemler üretmesi lazım. Şimdi, İkisi böyle oldu mu kıymetli? Şimdi geçmiş dönemde İlhami vekilimiz vardı. Çok eski de arkadaşımdır benim ama. Çok yani, bayağı eski dostumdur. Giden ona gidiyordu. O misafir ağırlıyordu. Ha. Sizin şimdi tabii ki genel kültürünüz de Cem Vakfı'nın kültüründen de kaynaklanan bir şey. Eyvallah. Misafiri çok seven, misafir ağırlamayı seven bir kültüre sahipsiniz. Halil İbrahim sofrası. Dolayısıyla sanıyorum Ankara'ya geldiğimizde valla nereye gideceğiz, hangisine gideceğiz diye düşünmeyeceğiz. Ya hangisine gitmezse kayıp olur diye düşüneceğiz. Her zaman geliyor yani. Bence gelindi mi de hepsine gitmek doğru. Aynen. Hepsine bir uğrayıp gitmek lazım. Çünkü bakın orada da küsme darılma olur. Niye gelmediniz? Niye gitmediniz abi? Bir şey mi olduk? Bizim çayımız acı mı? Kahvemiz acı mı? Olur o da. Yani bazen gitmediğimiz sesini çıkartmayanlar da var. Öyle var mı? Halen vekil olmaya çalışanlar yani. Biz şimdi program yapıyorum, fazla konuşamıyorum. Evet, bazı şeylere söyleyemiyorum. Anladım. Ne yazık ki var öyleleri yani. Ama inşallah siz yani birkaç vekil bak Sercan, siz, İlhami, Mestan. Bu vekiller, iktidar olsun, muhalefet olsun, şeydir. Evet, tuttuğunu koparır, gelin bakalım der. Ya ben biraz şey de, o biraz karakter olarak da biraz sosyal bir şeyim var benim. Fazla sosyal. O yüzden o konuda benim en az zorlanacağım alanlardan bir tanesi. Hatta şey yapıyorum, şaşırıyorum ya nasıl, yani şu geliyor insanın aklına. Ya o zaman niye milletvekili olmuş diyorsun. Tamam biraz klişe olacak belki ama vekilim ne demek? Ya asıl benim. Onu hatırlatmak lazım bu arada. Yıllarca bütün makalelerimde bunu yazdım. Gittiğim yerlerde bunu yazdım. Katıldığım televizyon programlarda. Genelde bunu söylüyorum. Ya arkadaş. Sözlük anlamı önemli bir şey. Bazıları ya kapatça kilitliyor vatandaş. Ya diyor ki ne yapıyorsun? Vekilim. Ya vekil işte vekilim. Evet evet. Tabii canım. Bu sen avukatına mahkemede yaka paça mı kilitliyorsun? Ya biz demedik ki. Bir de kimse sana demiyor ki bu şey. Evet. Bu ateşten gömlek zaten. Evet. Bu ateşten gömleği giyemiyorsan giymeyeceksin. Bu ateşten gömleğe talip olabilmek de bir şey bu arada. İdealist bir irade. Evet. Tamam talipsen ama o ateşten gömlekte ay yandım Allah demeyeceksin. Aynen. O yüzden o sözlük anlamları ben diğer konularla alakalı da çok önemli. Onun milletvekili denmesinin bir sebebi var. Başka bir şey denebilirdi. O ne demek? Milletin vekili. Asil. Vekil işte git. Asil vatandaş. Benim için vekalet diyor yani. Tabii. Başka bir şey demiyor. Şu da var biliyorsunuz. Yeminin içerisinde değil ama tanımda o da var. Mesela atıyorum buradan seçildin diyelim Tekirdağ'dan milletvekili oldun. Tanımda diyor ki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekilisin. Evet. Yani o yüzden onlar oraya boşuna yazılmış cümleler, paragraflar değil. Onları okumakta fayda var. Vatandaş evet yani yakasını evet tabii ki saygı çerçevesinde herkes birbirine sonuçta yakasını kilitlesin, saygı duysun. Koltuk emanet ama bir temsiliyeti var. Evet. Onun için olabilir. Onun için olabilir ama onun dengesi önemli ya. Sevgili dostlar yaklaşık 50 dakika oldu hatta öngördüğümüz süreyi de yavaş yavaş doldurduk. Cem Avşar, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ 3. sıra milletvekili adayımız. Aynı zamanda Cem Vakfı Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı. Geçmiş dönem. Geçmiş. Vallahi, önceki dönem. Önceki dönem siyasetle sivil toplumun karıştırmıyoruz çünkü. Arasına o
kurumlarımızın siyasallaşmaması için önemli. Aynen doğru söylüyorsunuz ama Cem Vakfı da aslında hizmet ettik orada. Yani. Siyasallaşmış bir şey yani o biliyorsunuz. Biz dikkat ediyoruz biraz. Ben bu arada Hürriyet Mahallesi'de bu bölgeye gelince hep karıştırıyorum. Yine karıştırdım fakat olsun. Bir 5 dakika daha fazla sohbet ettik. Sohbet etme şansı bulduk. Evet. Halı sahaya gidiyoruz maça. Halı sahaya gidiyoruz. Gençler evet. Bugün artık sözden bugüne kadar kaçabildik. İnşallah bugün halı saha maçını da bir yerimizi incirmeden, kırmadan, dökmeden tamamlayacağız. Valla rakipleriniz kim? Tabii o önemli aslında. Valla rakiplerimizin yaş ortalaması 20-25 arası. Maşallah. O yüzden biraz zorluyorum ama aralara serpiştirdim. Bizim ilçe başkanlarına da dedim abi siz de olun gözünü seveyim sırıtmayalım biz arada. Yani gençlerle ilçe başkanı diyorsunuz ilçe başkanınız da genç. Ozan yani, başkan genç Ozan... ya. Ozan başkan genç de şimdi diğerleri bizden 10 yaş genç olduğu için orada biraz şey farkı enerji farkı olabilir. Ozan arayı tutturacak o zaman tamam. Evet evet. Geldik gezimizin sonuna sevgili dostlar. Cem Bey, Sayın Avşar ya da işte ne artık nasıl hitap etmemizi evet, isterseniz. Nasıl isterseniz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Nasıl arabada bu programa ben başlama kararı alırken güzel olur falan filan dediler ama biraz da böyle ya yapar olur mu tutar mı falan dediler. Sonra birkaç program bitti. Özellikle belediye başkanlarıyla başladım ben. Her belediye başkanının kendi ilçesinde geziyoruz falan. Çok şey yaptı, dikkat çekti ve çok da tuttu. Bölgede de bunu yapan kimsecikler yok. Velhasıl böyle tuttu gidiyor. Siz de umarım memnun kalmışsınızdır. Ben şunu söyleyeyim gözlemci olarak. Yola baktığın için otomatikman dökülüyorsun. Herhalde böyle sözler dökülüyor. Anladın mı? Herhalde o yolla hani hakikaten biz bir yere gidiyoruz. Bu şeyi hesabı. Demek ki harbiden yolda gerçekten demek ki. Gerçekten öyle. Unutuyorsun şeyde kamerayı da. Evet. Bir süre sonra iş şeye bağlıyor yani. Dökülüyorsun böyle. O yüzden gibi değilim daha samimi daha. Evet. Aynen. O yüzden çok iyi bir farklı bir konsept. Ben bu konseptin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum yani. İnşallah. Biz sürekli de işte kendi çağımızda. Hayat gibi. Aynen. Yani bu şey bu konsept hayat gibi aynı. Biz de kendi çerçevemizde işte işimize yatırım yapmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Geldik şu an arabaları da görüyorsunuz Cem Avşar'ın araçları. Bütün gençler gelmiş zaten. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok vallahi iyi bir yayındı. Benim için de çok keyifli bir keyif yolculuk aldık. Oldu. Evet. Emin olun. Tekrar inşallah vekil olunca da inşallah. Tekirdağ için ne yapıyorsunuz hey diye hesap sormaya. Aynen öyle abi. Hesap sormaya size arabayı alırım diye düşünüyorum. Teşekkür çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de öyle. Çok sağ olun. Sevgili dostlar yeni bir programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.